Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Midas kurucusu ve CEO'su Egem Eraslan. Egem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Sefer Bey. Egem Eraslan'la birlikte bugün yeni nesil yatırım uygulamalarını konuşacağız. Bu uygulamalar yatırımcı davranışlarını ve piyasaları nasıl etkiliyor? Yatırımcıların finansal okuryazarlıkları nasıl etkiliyor? Doğru yatırımları nasıl yönlendiriyor? Detaylı bir şekilde konuşacağız. Bunun yanı sıra tabii ki gelişen finansal teknolojilerin yatırım atmosferine etkileri de bir başka konumuz olacak. Ve elbette ki blockchain ve kripto varlıklara yatırımcı ilgisini konuşacağız. Son dönemde bu ekosistemde oldukça enteresan, ilginç gelişmeler oluyor. Başta ABD ve Hong Kong tarafı olmak üzere. Dolayısıyla Egem Bey'e bu konudaki görüşlerini, bu tarafta yatırımcı ilgisi nasıl gidiyor soracağız. Egem Bey, bütün bu konulara geleceğim tabii ama siz aslında birçok izleyicilerimiz tüm Türkiye tanıyor. Birçok yerde sosyal medyada ya da televizyonlarda görüyor. Çünkü bir yeni nesil yatırımsınız. Bu yeni nesil yatırım uygulamasısınız daha doğrusu. Kısaca bir sizi tanımayan izleyicilerimiz için Midas'ı kısaca bir alalım. Tanıyalım. Sonra sektörden nasıl ayrışıyor bunu alalım. Sonra diğer konulara geçelim. Tabii ki de Midas Türk ve Amerikan borsalarına rahatlıkla yapabildiğiniz düşük komisyonlu bir finansal mobil uygulama. Arkasında da Midas Menkul Değerler olan aracı kurum var. Midas'ın sektörden en büyük ayrıştığı nokta Midas sektör ortalamasına göre 10 kat daha ucuz komisyonlar sunuyor. Aynı zamanda teknoloji tabanlı bir şirket olduğumuz için kullanıcı deneyimini çok üst düzeye koyuyoruz ve çok rahatlıkla bu yatırımı yapabiliyorsunuz. Aslında yapmak istediğimiz şey de bildiğiniz gibi ilerleyen dönemde temel yatırım ihtiyaçlarınızı tek bir mobil uygulamadan kolayca karşılayabilmeniz için size birçok yatırım enstrümanı sunabilmek. Peki şimdi finansal teknolojiler birçok alana etkiliyor. Az önce siz de bahsettiniz zaten Midas'ın en büyük farkı 10 kat daha ucuz olması dediniz. Finansal teknolojilere baktığımızda aslında gelişiminde biraz da bu etki var. Bankacılık uygulamalarında bu etki var. Fintechlerin gelişiminde de bu etki var. Ciddi anlamda maliyeti düşürüyor, kolaylık ve hız sağlıyor tüketicilere ve şirketler içinde maliyet düşürücü etkileri de var tabii ki. Dolayısıyla finansal teknolojilerdeki gelişimin yatırım tarafında yatırım atmosferini nasıl değiştireceğini düşünüyorsunuz? Finansal teknolojilerin yatırım dünyasında şu anda iki tane çok büyük dönüşüme önderlik ettiğini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi erişim. Hisse senedi erişimine bakarsanız geçtiğimiz 10 senede hisse senedine erişimin çok daha kolaylaştığını gördük. Aynı zamanda ucuzladığını gördük. Bunun aynısını fonlarda da gördük. Yani bundan 10 sene önce hisse senedi yatırımı çok daha meşakkatli bir işti. Şu anda çok daha rahat yapabiliyorsunuz. Aynı şey fonlar için de geçerli. Önümüzdeki dönemde de teknolojilerin gelişmesiyle birlikte biraz daha komplike olan sabit getirili ürünlerin de bu erişim gelişimine katılacağını düşünüyoruz. Beri taraftan ikinci çok mühim bir mesele var. Finansal teknolojilerin yatırım dünyasına getirdiği en büyük avantaj aslında ucuzluk. Yani komisyonların son 10 seneye göre baktığınızda komisyonların neredeyse en düşük olduğu dönemdeyiz. Bu hem Amerikan piyasalarında böyle, hem Türk piyasalarında böyle, hem yatırım fonlarında böyle. Teknolojinin aslında yatırım dünyasına entegre olmasıyla birlikte bu ucuzluğun devam edeceğini düşünüyoruz. Ama bu erişim tarafındaki konudan biraz daha yavaş olacak gibi görünüyor. Çünkü yatırım araçlarında çok fazla aslında üçüncü parti var değil mi? Yani Borsa İstanbul'da yatırım yapabilmeniz için bir aracı kurum var, Borsa İstanbul var, Takas Bank var, MKK var. Evet. Bu kurumların hepsinin teknolojiye yatırımı çok ön plana almasıyla birlikte bu hizmetlerin ciddi derecede ucuzlayabileceğini düşünüyoruz. Tabii bu burada hem erişimin hem ucuzluğun en büyük faydası yatırımcılara yani kullanıcılara olacak. Şimdi sizin en son Eylül ayında bir aradaydık yanlış hatırlamıyorsam 2022'de. O zaman tabii konuştuğumuzda Borsa İstanbul'la yatırımcı ilgisinden çok konuşmuştuk ve 3 milyon civarındaydı yatırımcı sayısı. Eylül ayından bu yana baktığımızda bu tarafta nasıl bir ilerleyiş söz konusu? Borsaya olan ilgi devam ediyor mu? Aslında Borsa İstanbul'da bir düşüş yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl çok iyi bir yıldı yatırımcılar açısından. Bu yıl belli zorluklar var tabii piyasa açısından ama yatırımcı ilgisi tarafı nasıl? Yatırımcı ilgisi hala devam ediyor. Borsada yatırımcı sayısı 4.2 milyonu geçti. Bu da yani tarihimizde ulaştığımız en iyi rakamlar. Biz bu işe başlamadan önce 1.2 milyondu. Tabii ki ve yıllarca sayısı. 1 milyonu geçmek için uğraşıldı. SPK'sı, Borsa İstanbul'u kampanyalar başlattılar, yürüttüler bu anlamda. 4.2 çok ciddi bir rakam yani. Çok iyi bir nokta ve Borsa İstanbul'a baktığınızda hala reel getiri olarak birçok finansal enstrümandan daha iyi noktada. Burada tabii kritik olan şeylerden bir tanesi son dönemde borsaya ilgi gösteren yatırımcıların uzun vadeli borsada
var olabilmesi. Bunun için de bu halka açık şirketlerin hem kurumsal yönetişim tarafında daha buraya yatırım yapması gerekiyor, hem de karlarını ne kadar paylaşma noktasında istekli olurlarsa borsadaki yatırımcılar da borsa şirketlerine daha orta ve uzun vadeli bakabilirler. Aslında Türk borsasında orta uzun vadede çok iyi fırsatlar olduğunu görüyoruz. Yani bugün baktığınızda bankacılığın karı ve şirket değerine baktığınızda oradaki en enteresan ülkelerden bir tanesiyiz. Bunun kalıcı olabileceğini de düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde de bunun büyümesi için aslında fırsatlar var. Baktığınızda gelişmekte olan ülkelerin sermaye piyasalarına katılım oranına göre hala aşağılardayız. O yüzden daha yürünecek bir yol olduğunu düşünüyoruz. Şimdi borsa tarafındaki rakamları sorunca Midas tarafındaki rakamlarını da bir sormak istedim daha doğrusu. Rakamlar nasıl sizde? İndirme, kullanım, kullanıcı sayısı? Biz Midas'ı ikiye ayırıyoruz. Bir Midas mobil uygulaması var. Bir de onun arkasında onun hizmetlerini veren Midas menkul değerler var. O da yatırım hizmetleri sağlıyor. Mobil uygulamamız herkese açık. Yani bir yatırım hesabı oluşturmadan da mobil uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Bugün mobil uygulamamızı 700 bin kullanıcı kullanıyor. Çok aktif olarak kullanıyor. Mobil uygulamamızda hem içerik sağlıyoruz, hem şirketlere ait analizler ve market verisi sağlıyoruz. Üstelik bunların tamamına yakınını da ücretsiz olarak sağlıyoruz. Midas menkul değerler tarafında da bu da yatırım işlemlerinin olduğu tarafımız. Burada da geçtiğimiz 6 ay oranla yaklaşık 10 kata yakın bir büyüme gösterdik. Peki şimdi biraz blockchain ve kripto para tarafına geleceğim. Çok popüler alanlardan bir tanesi son yıllarda. Gerçi geçen yıl pek iyi bir yıl olmadı kripto para piyasaları açısından. Hani hem Fed para sıkılaştırdı hem de ekosistemin kendi içinde başta Luna olmak üzere, FTX olmak üzere birçok sıkıntı yaşadığını gördük. 3 trilyon dolarlardan 750 milyar dolara kadar düşmüştü toplam piyasa değeri kripto paraların. Bugün geldiğimizde de 1.2 trilyon dolar civarlarında. Yani aslında dipten döndü denilebilir belki bu açıdan baktığımızda. Bugüne kadar bu piyasaya olan yatırımcı ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz ve özellikle tabii ki önümüzdeki döneme ilişkin beklentileriniz ve yorumlarınız neler olur? Çünkü içinden geçtiğimiz dönemde de aslında özellikle son 2-3 haftaya baktığımızda işte Amerika tarafından, ABD tarafında düzenleyici otoritelerin başta SEC olmak üzere ciddi anlamda sert politikalar yürüttüğünü görüyoruz. Deyim yerinde ise biraz kripto paralara karşı sopayı çıkardılar. Ama Bitcoin'i de ayrı bir yere koydular diğer kripto paralarla. Öbür taraftan bakıyorsunuz işte Hong Kong'da Haziran ayında kripto paralarla ilgili ciddi bir gelişim bekleniyor. Çin'in arka planda bunu desteklediği konuşuluyor. 2 yıl öncesine baktığımızda Çin yasaklarken ABD kucak açmıştı. Şimdi tam tersi gibi bir durum mu oluyor? Şöyle, buraya yapılan yatırımın finansta merkeziyetsizleşme felsefesinden yana getiri odağında yapıldığını düşünüyorum. Tabii bu da bize ne getiriyor? Yani getiri odağıyla bir yatırım yaptığınızda para çok hızlı giriyor. Girdiği hızla da para aynı hızla da çıkıyor. Bir problem yaşadığınızda veya getiriler düştüğünde. Son 3 yılda kripto paralara ve blockchain'e yapılan yatırımın ağır çoğunu exchange'lere yani borsalara yapıldı. Borsalarda aslında bu piyasada katma değeri en düşük teknoloji şirketleri diyebiliriz. Yani blockchain'le çözebileceğiniz çok fazla problem var. Bunlardan bir tanesi cross-border payments dediğimiz ülkeler arası para transferleri, diğer işe settlement dediğimiz takas sistemleri. Buralara yatırım yapmak, sermayeyi buralara aloke etmek yerine biz sermayeyi getiriye odaklanan exchange'lere aloke ettik. Ve bu da tabii bana sorarsanız kötü bir sermaye alokasyonu oldu. Bu yüzden de şu anda aslında kripto paralarda ve blockchain'de geçtiğimiz 3 yılda büyük bir fırsat kaçırıldığını düşünüyorum teknolojik dönüşüm olarak. Ama şunu da söylemek gerekiyor tabii bankacılık sistemine de bakarsanız yani 100 yıllarca bir takım finansal krizlerden problemlerden geçiyor bankacılık. Bunlardan dersler alıyor. Yanlış sermaye alokasyonlarını geliştiriyor. Likiditeyi daha iyi yönetmeye, vadeleri daha iyi yönetmeye başlıyor. Aslında her yaşanan kriz sektörün daha iyileşmesi için çok büyük bir fırsat yaratıyor. Benzer bir şeyin kripto paralarda da olabileceğini düşünüyoruz. Yani geçtiğimiz 3 yıl boyunca sermaye alokasyonunun iyi yapıldığına inanmıyorum. Ama bu bir fırsat. Yapılan hatalardan bir takım şeyler öğrenilebilir ve daha iyi yatırımlar yapılabilir. Burada şunu da söylemek gerekiyor. Bence bu daha az konuşulan bir konu ama merkezi yönetimlerin olduğu bir dünyada
merkeziyetsiz finansın desteklenmesi çok zor bir değer önerisi. Yani devletlerin, merkezi yönetimi olan devletlerin merkeziyetsiz finansı desteklemelerini beklemek kolay bir mesele değil. Oldukça zor. Çünkü devletlerin görevi de kendi para birimlerini ve bu paranın üstünlüğünü korumak. Otoritenin kendisiyle çelişmesi demek aslında. Tabii yani şimdi bakarsanız son dönemde mesela özellikle devletlerde de ciddi bir ulusallaşma görüyoruz. Bu ulusallaşmayla birlikte zaten globalizasyonun tam tersine ilerleyen bir dönem var ve merkeziyetsiz finansı bu dönemde ittirmek aslında zor bir şey. Biliyorsunuz SEC Coinbase'e Wells Notice gönderdi. Yani 90 gün içinde sana bir soruşturma açacağım, evet, demek. İşte bu staking tarafları için çok ciddi bir takım yaptırımları olacak. Binance'a açtı. Binance'a da şimdi dava açıldı. Orada o davanın bulguları 2019 bulguları aslında. Oradan da yani düşünün, 2019'un bulgularını biz şu anda aslında 2023'te aksiyon olarak görüyoruz. O yüzden bana sorarsanız merkeziyetsiz finansı önümüzdeki dönemde zor bir parkur bekliyor. Ama bu tabii ki de bu zor parkurlar merkezi otoritelerle burada yapılmak istenen merkeziyetsiz finansın aslında bir noktada daha iyi konuşabilmesini de sağlayacak. Buradaki diyaloğun daha iyi olması gerektiğini de gördük. Çok pardon, araya gireceğim. Zor bir dönem bekliyor ama bir yandan da baktığımızda yatırımcı kitlesinin, insanların, bireylerin bütün olanlara karşı oraya olan ilgisini de devam ettiğini de görüyoruz. Her şeye rağmen. Bu neden oluyor? Bu piyasada getiri imkanı her zaman olacak. Ve getiriye odaklandığımız noktada da aslında yatırımcı ilgisinin her zaman olacağını düşünüyoruz. Önümüz yani şu anda bakarsanız mesela Amerika'nın 18. en büyük bankası Silicon Valley Bank battı. Evet. Bir süredir geliyordu belki ama 24 saat içinde gerçekleşti bu. Bununla birlikte küçük bankalardan yaklaşık 108 milyar dolara yakın bir para çekildi geçtiğimiz bu iki hafta içerisinde. Bunun bir kısmı kripto paralara da gitti. Yani bir kısım insan işte bu parayı bankalara koymak yerine stable coin'lere koydu. Bir kısmı Bitcoin'e koydu. Orada da aslında yani şunu da görüyoruz. Merkeziyetçi finanstaki problemler de merkeziyetsiz finansa olan ilgiyi arttırıyor. Burada bir denge kurulacağını düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde dediğim gibi yani bana sorarsanız zor bir dönem bekliyor ama burada yeni bir dengeye gidiyoruz. O yüzden sektörün kalanı için de aslında faydalı bir mesele olabilir. Amerika'nın en büyük bankalarından bir tanesi Silicon Valley Bank battı. Evet. O battığı gün aslında şunu gözlemledik. Merkeziyetsiz finansın bir parçası olmak isteyen insanların da çok hızlı bir şekilde merkezi finans kuruluşlarına dönüp bize paramızı veya depozitlerimizi yani bankadaki paramızı lütfen tamamını mevduatlarımızı geri verin dediğini gördük. O yüzden burada şeyi çok iyi görüyoruz. Yani merkeziyetsiz finansa merkezi yönetimlerin aslında daha iyi konuşması gerektiğini ve çok az konuşulan bir konu daha var, ondan da bahsetmek lütfen gerekir. Vatandaşlık olgusunun bu merkeziyetsiz finansın gelişiminde değiştiğini görüyoruz. Yani 1920'lerin başına bakarsanız Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sayıda finansal kriz yaşanıyor. Burada JP Morgan gibi büyük bankacıların kendi paralarını da bu krizi aşabilmek için ortaya koyduğunu, çünkü o zaman Federal Reserve yok, Merkez Bankası yok, kendi paralarını da koyup büyük bir vatandaşlık yaptığını görüyorsunuz aslında ve 1900'lerle 1990'lar arasında yaşanan krizlerde insanların finansal sistemi geliştirmek ve iyileştirmek için çalıştığını görüyorsunuz. Son 10 senede ise insanların beğenmediği finansal kurumlara ve yapılara karşı bunları geliştirmektense bunlara alternatif aradığını görüyoruz. Aynısını devletlerde de görüyoruz. Yani insanlar devletlerini geliştirmek yerine o devletlere alternatif arayışına girdiler. O yüzden geçtiğimiz 10-12 senede vatandaşlık olgusunun çok ciddi derecede değişmeye başladığını da gözlemliyoruz. Peki şimdi 2023 yılında baktığımızda makroekonomik anlamda nasıl değerlendirirsin önümüzdeki döneme de ilişkin beklentilerin? Özellikle de 2022'den ayrışan senaryolar neler olacak? 2023'ün enteresan bir dönüm noktası olduğunu düşünüyoruz. 2023 ile birlikte aslında 2023'ün sadece 2022'den ayrışan tarafı değil, geçtiğimiz 12 yıldan ayrışan enteresan bir tarafı var. Geçtiğimiz 12 yıla bakarsanız tarihsel olarak 12 sene boyunca faizlerin düşük, bununla birlikte enflasyonun da düşük olduğu bir dönem yaşadık. Ve S&P 500'de averaj olarak 12 senede %16 getiri elde edildi. 2 puanlık enflasyonu çıkarırsanız %14'lük reel getiri demek. Bu çok çok yüksek bir getiri. Evet. Yani tarihsel olarak faizlerin bu kadar düşük olduğu uzun sürelerde enflasyonun yükselmediği bir dönem yok.
Bu dönem çok özel bir dönem çünkü aslında Çin enflasyonu yedi. Yani geçtiğimiz 12 senede Çin gerçekten yedi o enflasyonu ve dünyadaki ihracattaki üretimdeki payını çok çok büyüttü. Burada artık bir doygunluk noktasına gelme durumu var. O yüzden 2023'ün geçtiğimiz sadece 1 yıldan değil 12 yıldan ayrışan iki tane büyük tarafı olacağını düşünüyoruz. Bir, para politikalarındaki sıkılaşmayı zaten görüyoruz. Faizlerde bir yükselme olacak. İki, Çin'in enflasyonu baskılayıcı aslında yiyici etkisinin azalmaya başladığını görüyoruz. Ya bugün bakarsanız işte Apple dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden bir tanesi. Apple'ın tüm üretiminin %95'inden fazlası Çin'de yapılıyor. Yani gidilecek artık çok az yer kaldı ve Çin artık çok domine etti bir grup üretimi. O yüzden Çin'in enflasyondaki bu yiyici etkisinin gerçekten azalmaya başlayacağı bir dönem olacak. Şunu da söyleyeyim, finans yöneticileri için iyi bir dönem olduğunu düşünüyoruz. Çünkü düşünün, endeks fonlarına yatırım yaptığınızı düşünün son 12 senede. Zaten %14 reel getiri elde etmişsiniz. Şimdi bu dönem öyle olmayacak. O yüzden para yönetiminin de katma değerinin artacağı bir dönem olacağına inanıyorum. Zor dönemler katma değeri etkileyecek tabii. Peki şimdi bir önceki soruya bağlantılı, bu senenin genelinde ABD borsalarında riskli varlıklara yönelik girişimleri nasıl değerlendirirsiniz? Orada bizi nasıl bir dönem bekliyor? Sizin biraz üzerinden ABD borsalarına çok fazla yatırım yapma imkanı var. Yatırım yapan kullanıcılar da var. Biraz da o nedenle soruyorum bu soruyu. Şöyle, Amerika Birleşik Devletleri'nde finansal olarak bir geçiş dönemi aslında. Bu bahsettiğim makro geçişin çok ciddi derecede yaşandığını görüyoruz. Bununla birlikte yani hem büyük bir geçiş yaşıyoruz, hem bir işte kripto paralarda bir kriz yaşandı, üstüne bankacılıkta şu anda bir kriz yaşanıyor ve faizlerin çok hızlı arttırılmasından sonra farklı bir takım yerlerde de daha kırılmalar olabileceği bekleniyor. O yüzden Amerikan piyasalarında önümüzdeki dönemde ciddi derecede bir oynaklık bekleniyor. Ama şunu da söylemek gerekiyor, bu dönemler kriz görmüş yöneticiler için çok büyük fırsatlar sunuyor. Özellikle vade ve likiditeyi, riski çok iyi yönetebilen şirketlerin önümüzdeki 1-2 senede çok ciddi şirket alımları yapılacağı görülüyor. Şu anda da zaten bu aktivitenin başladığını görüyoruz. Yani geçtiğimiz 3 sene içindeki M&A işletme satın alımlara bakarsanız önümüzdeki 2 seneden ayrışacağını düşünüyoruz. Özellikle bu bankalardaki likidite kriziyle birlikte büyük bankaların vade riskini iyi yöneten, likiditesi iyi olan büyük bankalar için iyi fırsatlar olacağını düşünüyoruz. Amerikan borsalarında oynaklık olacaktır. Ama bu dönemler asıl çok büyük fırsatların olduğu da dönemler. Biz Midas olarak Amerikan borsalarında en fazla şirkete erişim sağlayan aracı kurumuz bugün Türkiye'de. Sayı var mı aklınızda? Şu anda 9000 hisseye erişim sağlıyoruz. Peki şimdi biraz daha Midas tarafına gelecek olursak, yanlış hatırlamıyorsam Eylül ayında mı Borsa İstanbul erişim başlamıştı, Ekim'de mi? Evet, Eylül ayında Borsa İstanbul erişim başlamıştı. ABD tarafına zaten yatırım var. Dolayısıyla sizin yılın geri kalanında orta vadede hedeflerde yol haritasında neler olacak Midas? 2023 için en büyük yol haritamız aslında hızlı büyüyen platformumuzun kullanıcılarımıza, yatırımcılarımıza daha iyi hizmet sunabilmesi. Şu anda önümüzdeki hafta çok uzun zamandır beklenen çağrı merkezimizi devreye sokuyoruz. Takımımızı çok ciddi derecede büyüttük. Hızlı, şirketimiz de çok hızlı büyüyor. Bununla birlikte yatırım fonlarının, yakın zamanda altın geldi Midas'a, yatırım fonlarının da önümüzdeki dönemde gelmesini bekliyoruz. 2023 için en büyük hedefimiz aslında kullanıcılarımıza daha iyi hizmet verdiğimiz, yatırımcılarımıza daha iyi hizmet verdiğimiz ve sunduğumuz yatırım ürünlerinin bir kısmını geliştirmek. Midas hacim olarak da hızlı büyüyor. Bu dönemde şirket olarak bir yatırım alma durumumuz daha olabilir bu talebi karşılayabilmek için. Ama 2022'nin sonu şirketimiz için bir dönüm noktasıydı diyebilirim. Şu anda çok daha farklı bir hacme geldik. Bununla birlikte de hem kullanıcılarımızı mutlu etmeye ve onlara daha iyi bir değer sunmaya odaklanıyoruz. Hem de yeni getireceğimiz yatırım ürünlerinde de olabildiğince uygun komisyonlar ve kolaylığı getirmeye çalışıyoruz. Şimdi Egen Bey, süremiz bitti ama bu yatırım alma durumu olursa ne zaman olur? Yıl sonunu bekler misiniz? Son çeyreği bir gündemde var mı bir şey tarih olarak? Girişim sermayesi piyasası için çok enteresan ve oynaklık gösteren bir dönem. Biz şirket olarak
yılın sonuna doğru belki bir tasarrufla bulunabiliriz. Ama bu aslında kullanıcılarımızın, yatırımcılarımızın bizden beklentisiyle doğru orantılı olacak. Şu anda olağanüstü bir mühendislik yatırımı yapıyoruz. Kullanıcılarımızın taleplerini ve isteklerini karşılayabilmek için bunları ne kadar hızlı sürede karşılayabilirsek yatırımı da o kadar hızlı alırız. Peki, size kolaylıklar diliyorum bu hedefler doğrultusunda. Çok teşekkürler değerli katılımınız için. Çok çok sağ olun. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Midas kurucusu ve CEO'su Egemer Aslan'dı. Egem Bey ile birlikte yeni nesil yatırım uygulamalarını konuştuk. Finansal teknolojilerin yatırım atmosferine etkilerini ve kripto varlıklar ve blockchain piyasasında doğruları ve yanlışları konuşmaya çalıştık. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.